kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mayalanmasını beklemeden yaptığım harika bir Karaköy poğaçası tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak şunu belirtmek istiyorum. Kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında. Yoğurma kabına ilk olarak 250 gram tereyağını alıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 50 derece alt üst fanlara açarak ısıtıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve mayalanması için 15 dakika bekleteceğim. Şimdi tereyağının içerisine bir çay bardağı ılık su ekledim. Sonrasında bir paket instant maya, 1 yemek kaşığı dolusu şeker ekliyorum. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Bir tane sarısını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Un ve tuz hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına aldım. Şimdi elimle güzelce karıştırıyorum ve homojen bir karışım elde ediyorum. Daha sonra unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bu arada tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Kullandığımız tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu zaman hamurumuz kolaylıkla toparlanıyor ve çok fazla yoğurmamıza da gerek kalmıyor. Böylelikle homojen bir karışım elde ediyoruz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Oldukça yumuşak fakat şeklini koruyan top bir hamur elde ediyoruz. Hamur toparlanıncaya kadar güzelce hamur yoğurma kabında karıştırıyorum. Daha sonra tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu un miktarı herkes de değişkenlik gösterebilir. O yüzden kıvamına bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. Böylelikle hamurunuzun kıvamını çok daha kolay ayarlayacaksınız. Yoğurma kabında yeteri kadar karıştırdığım hamuru şimdi tezgah alıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca tezgahta yoğuracağım. Tezgaha serptim ve sonradan üzerine eklediğim unla birlikte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Yağlı, yumuşak ve güzel bir hamur elde ediyoruz. Yoğurdukça kıvamı çok daha güzel oluyor. Şimdi yoğurduğum hamurdan eşit bezeler alacağım. Bunun için mutfak terazisi kullanıyorum. Evinde mutfak terazisi olmayanlar göz kararı da yapabilir ortalama 70'er gram hamurlarımı alıyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 14 adet poğaça elde ediyoruz. Bezelerimin tamamını eşitleyerek alıyorum. Daha sonra yuvarlayarak tepsiye dizeceğim. Bezelerimin tamamını eşitledim. Şimdi güzelce yuvarlıyorum ve beze haline getirerek tepsiye diziyorum. Videomun başında da belirttiğim gibi fırınımı 50 derece alt üst fanlara açarak ısıtıyorum. Hazırladığım tepsiyi sıcak fırına koyacağım ve 15 dakika boyunca mayalanması için bekleteceğim. 15 dakikanın sonunda fırınımı 190 derece alt üst fanlara getirerek pişireceğim. Yani poğaçalarımızın mayalanma aşamasını fırında gerçekleştiriyoruz. Poğaça hamurlarımızı tepsiye dizerken aralıklı olacak şekilde dizmeye özen gösterelim lütfen. Çünkü sonrasında elimizle üzerine bastırarak biraz daha genişleteceğiz. Hamurlarımın tamamını yuvarlayarak tepsiye dizdim. Şimdi üzerlerini hafifçe bastırarak biraz yassılaştırıyorum. Üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısını kenara ayırmıştım. İçerisine bir çay kaşığı toz şeker ekleyerek güzelce çırpıyorum. İçerisine kattığım toz şeker sayesinde poğaçalarım nar gibi kızaracak. Tamamına yumurta sarısı sürerek hazırladım ve son olarak çatallı çizik atıyorum. Hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 50 derecelik alt üst fanlayara koyarak 15 dakika boyunca mayalanması için bekletiyorum. 15 dakikanın sonunda hamurlarım gördüğünüz gibi iki katına çıktı. Şimdi fırınımı 190 derece ayara getirerek poğaçalarımı pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Şimdi sizlere poğaçanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzerine bastırdığım zaman tekrar eski formunu alıyor. Yani içi çok güzel bir şekilde pişti. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.